Başlangıç çayı gerekli çünkü. Peki. Fermentasyon için. Peki. Şimdi kombuça fermente bir çay. Evet. Vücudumuza faydalı bakteri veriyoruz kombuça çayıyla. Tamam. Gerçekten sindirim sistemini destekliyor, bağırsakları destekliyor. Tamam. Morali düzeltiyor dolayısıyla. Dolayısıyla morali düzeltiyor, çok doğru. Antioksidan oranı çok yüksek. Çok yüksek. Ben bunu yeşil çayla yapacağım. Tamam. Normalde siyah çayla yapılıyor ama antioksidan oranı yeşil çayda daha yüksek. Peki. Ve aromasını ben daha çok seviyorum. Peki. Şimdi bir çelik tencereye ihtiyacımız var. Evet. Çelik tenceremize suyumuzu koyuyoruz. Ne kadar suya ihtiyacımız var? 3 litre suya ihtiyacımız Peki. var. Evet, ben sana burada hemen su takviyesiyle devam edeceğim. Daha sonra... Ben şekeri alayım. Ocağın altını açabilir miyiz? Şöyle? Tabii. Şeker her litre için yarım su bardağı şeker yeterli. 80 gram kadar şeker yeterli olacaktır. Tamamdır. Masalımız oldu masalımız bile bu arada oluyor, galiba. Evet. Çok güzel. Bu 3 litreye göre ayarlandı. Tamam. 1,5 su bardağı şeker koyuyoruz içine. Evet. Ve çelik kaşık kullanıyoruz. Çelik Kesinlikle kaşık. Tahta kullanmıyoruz. Peki, suyumuzun devamı da geldi bu arada. Soğuk su mu koyuyoruz? Sıcak su. Sıcak su. Kettle'da kaynatıyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Tamam. Şekeri eritiyoruz ilk önce. Böyle 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika kaynattıktan sonra çayımızı ilave ediyoruz. Çayımızı hazırlayayım. Tamam. Poşet çay da kullanabilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum. Şöyle poşetler artık her yerde var. Evet, kendi çayını kendin yapabilirsin. Kendi çayını kendin yap ya da direkt içine çayı koyabilirsiniz, süzebilirsiniz. Peki. Şuradan yeşil çayımızı alıyorum. Ay, çok ilginç bir şey yapıyoruz şu anda sevgili izleyiciler. 3 litre için yani her litre başı bir yemek kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır. Evet, bu 3 litreden yapıyoruz çünkü biraz yapımı daha uzun diğer çaylara oranla ama bir kere yaptığınızda dolabınızda bunu bir hafta tüketebiliyorsunuz. Bunun ömrü yok. Ömrü çünkü yok. Çünkü bu durdukça zaten değerleniyor. Değil mi? İçindeki şeker oranı fermente olduğu için gün geçtikçe azalıyor. Evet. Şöyle. Bu taraftan nereye açtık diye bakıyorum. Buradayız galiba. Evet. Evet. Hı-hı. Bunu da kapattık. Peki. Çayımızı da içine atıyoruz. Ben şu arada mahvettim çayını senin. Olsun süzeriz. Tamam, süzgecimiz var. Peki. Şimdi poşet çayı poşet içine çayı koydum. Da attık. Ben kaynatmaktan yanayım. Evet. Çünkü hijyen çok önemli kombuça çayında. Çayla beraber bir 10 dakika kaynarsa toplamda 15-20 dakika kaynaması yeterli. Peki. Bu kaynadıktan sonra poşetimizi çıkartıyoruz. Eğer çayı için attıysak çayımızı süzüyoruz. Tamam. Süzdükten sonra bir cam kavanoza ihtiyacımız var. Evet. Şöyle bir turşu kavanozu ya da kurabiye kavanozu tamam. kullanabilirsiniz. Peki. Ama ilk önce bunu steril etmeniz gerekiyor. Ben sirkeyle yapıyorum. Ah, bir sirke ve karbonat zaten bizim mutfakta eksik olmuyor. Biraz. Evet. Meltem ablanın en sevdikleri. Peki. Şöyle sirkemiz burada. Evet. Biz biraz önce bunu zaten dezenfekte ettik. Etmiştim. Evet. İçine döktük. Karıştırıp boşalttık. Bunu ilk başta çay bardağıyla, ilk önce çay bardağıyla başlamamız gerekiyor. Evet. Yaklaşık 100 mililitre başlangıç için bizim için uygun. Yavaş evet. yavaş bunu 300 mililitreye kadar çıkartıyoruz. Bunu düzenli olarak tüketmemiz gerekiyor. Bu cilde neye borçlusun sevgili Çok Nesli teşekkür Hanım. Ederim. Ne kadar doğalsın. Hep çaylardan gelen, doğadan gelen güzellik sana yansıyan. Ben içinde olduğum için biliyorum Çok seni böyle tanıdığım için. Gerçekten. Ne kadar içiyorsun kombuçayı? Kombuçayı ben 400 mililitre içiyorum. Çok güzel. Evet. Her gün düzenli olarak her tüketiyorum. Gün. Yeşil çayla yapabiliyorsun. Başka türlü de yapabiliyorsun. Yeşil çay kafeine ihtiyacımız var. Evet. Siyah çay, yeşil çay ya da beyaz çay. Tamam. Siyah çayla da olabiliyor. Direkt siyah poşet çayları da atabiliyoruz. Biz yeşil çayla yaptık. Şimdi çayımız olduysa kavanozumuzda süzelim. Evet. Tamam. Hamileler içemiyor. Çünkü detoks özelliği var. Peki. Güçlü bir antioksidan çünkü. Tamam. Zaten hamilelerin bitki çayları konusunda birazcık daha dikkatli Kesinlikle. Olmaları lazım. Pekala. Bunu süzüyor muyuz? Bunu süzelim.
Yani bunu 15 dakika kaynatın. Tamam. 15 dakika kaynattıktan sonra şöyle kavanozumuza. Şöyle yardımcı olayım mı? Ben şöyle dökeyim. Peki. Çay festivali yaptınız bu arada İzmir'de. Evet, çok güzel geçti? 3 gündü. Çok güzel geçti. Ben çok seviniyorum. Bitki çayları kahve kadar artık popüler olmaya başladı. Evet. Türkiye'de. Ama normal çay, Türk çayını da tabii ki çok tüketiyorsun ve çok seviyorsun sen bunun yanı sıra. Normal Türk çayı demlemenin bir sırrı var mı? Evet, iyi çay demlemenin. Aslında. Nedir Neslihan? Seni bulmuşken onu da soralım. Biz çayı ilk önce demliğe koyup üzerine suyu döküyoruz. Evet. Tam tersini yapmamız gerekiyor. Tam tersini. Evet. Önce suyu sonra çayı koy. Çayın süzülmesini, suya karışmasını beklememiz gerekiyor. Çok güzel. Poşet kullansak da. Poşet kullansak da poşetleri yıkayıp size şöyle tavsiye edebilirim. Peki. Poşetleri soğuk suyla yıkayın. Üste bölmeye koyduktan sonra soğuk su ilave edin. Çok güzel. Altındaki su kaynarken 20 dakikada demlenecek. 20 Peki. dakikaya ihtiyacımız var. Siyah Türk çayı tarifi evet. veriyoruz şimdi. Ve o su yavaş yavaş zaten hiçbir zaman 100 dereceye çıkmayacak. 90 derecede kalacaktır. Ve çok güzel bir çay elde etmiş olacaksınız. Çok güzel bu. Yani çay poşetlerini normal çayda yapsanız soğuk suyla önce suyu koyun sonra çayı koyun diyorsunuz. Evet. Ama soğuk suyla yapmak zorunda değilsiniz. Sıcak suyla da yapabilirsiniz. Lütfen suyu koyun, üzerine çayı ekleyin. Ay, harika, harika. Evet, kombuçamızın galiba alt metnini oluşturmuş durumdayız. Ve sonra ne yapacağız? Bunun oda sıcaklığına gelmesi tamam. gerekiyor. Şu an bunu hani koyamıyoruz anasını. Evet. Çünkü bakteri sıcakta ölüyor. Miyiz? Evet. Açmayalım istersen. Açalım, gösterelim. Gösterelim, peki. Evet, ben şöyle göstermek istiyorum. Lütfen, buyurun. Nasıl, elinize mi alıyoruz? Elimizle alıyoruz. Peki. Bir de o çok önemli. Buyurun. Ellerinizi sirkeyle yıkıyoruz. Ve lütfen ellerinizi kullanın. Tamam. Plastik eldiven kullanmayın. Elimizle alıyoruz anayı. Şöyle anayı göstermek lütfen. Çok merak ediliyor evet, çünkü. Evet, gerçekten. Neydi bu? Bu güçlü bir ana zaten. Evet. Bakın şöyle. Şeker bana şu soruluyor. İşte beyaz şekerle yapıyorsunuz. Evet. Mesela ben diyet yapıyorum. Yani ben şeker tüketmek istemiyorum. Kombuça içebilir miyim evet. diye soruluyor. Kombuça içebilirsiniz. O şeker sizin için değil, bakteriler için besleyici. Gerekli. Onları besliyor. Onları besliyor. Bunu oluşturuyor. Şöyle gösterelim mi şunu elinizde? Şöyle. Bakın ana bu. Göstereyim. Şöyle anamız bu. Ve bu doğuruyor. Bunun yavruları oluyor. Aa. 7 günle 12 gün arası bunu bekletiyoruz. Evet. Oda sıcaklığına gelmiş çayımızın içine bunu koyuyoruz. Ve bir de başlangıç çayına ihtiyacımız. Burada olmuş kombuçalardan. Evet. Başlangıç çayı ilave ediyoruz. Koyayım tekrar. Evet, odamız girsin için. Çok güzel. Gerçekten bunu sonucunu yani şu anda bitmiş halinde ben içerek izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir tarif. Detaylı olarak mutlaka sayfalarımızda paylaşacağız bunu sevgili izleyiciler. Evet. Bir son püf noktasını lütfen. Söylemek istiyorum. Ağzını kapatmıyoruz. Bezle ya da ben bunları kullanıyorum. Tamam. Saç bonesi. İki evet. tane üst üste geçirip buraya lastik takıyorsunuz. Ve bunu 7 günle 12 gün arası bekletiyorsunuz. pH çubukları var. Çok basit. Her yerde satılıyor. Evet. pH'i 3 olunca aslında bu çok güzel bir kombuça çayı olmuş demektir. Harika. pH çubukları da bunlar mı? Evet, o derece. pH çubuklarımız şuradaydı ama. Onlar da var. Onlar da var. Bu işin mutfağına girmiş oluyoruz bu durumda.